Suriyeli muhalifler muhalefete Amerikan desteğinin kötü haber olduğunu açıkladılar. Bu Suriye muhalif hareketi için küçük düşürücü olabilir. Amerikan fonları muhalefetin masum maskesini yırtmıştı. Kargaşanın arkasındaki yeşil dolarlar ortaya çıkınca El Cezire propagandaya başladı. Ekrana çıkarttığı uzmanlar para nereden gelirse gelsin önemli olan demokrasi, insan hakları, özgürlükler değil mi şablonunu tekrarladı. İşte Ürdün'den Orta Doğu uzmanı Lamiz Sandoni. Bu insanlar baskıcı rejimlerin son bulmasını isteyen göstericiler. Özgürlük istiyorlar. İktidar ne derse desin. Bu seslerin hepsi ülkeleri saran sivil ağların sesiydi. Yerarşik olarak hedef ülkeyi sarıp felç etmişlerdi. En üstte batılı istihbarat örgütleri, en altta ilk adımı atan, sokağı hareketlendiren Otpor ya da Kanvas gibi aktivist örgütler vardı. Şiddet içermeyen direniş adı altında kitleleri meydanlara dolduruyorlardı. Hareket üniversitelerde örgütleniyor, sosyal paylaşım siteleriyle sokağa yayılıyordu. Teoman Ali yazmıştı. Mısır'da, Tunus'ta ve şimdi Suriye'de öğrenci liderleri Sırbistan'da şiddet içermeyen direniş eğitimine tabi tutuluyorlar. Hedef hükümetleri devirmek için gerekli adımları atıyorlardı. Amerikan Senatosu'ndan onayla fonlanıyorlar. Sonra Arap devriminin figüranları olarak sahnede yerlerini alıyorlardı. Arkalarında Rockefeller'de, Rothschild'de, Obama'da, McCain'de vardı. Her biri farklı muhalif grupların arkasındaydı. Muhalif 1, Abdülhalim Haddam. 1932 doğumlu. 2005'e kadar Hafız Esad'ın yardımcısı olan Haddam, Beşar Esad döneminde Fransa'ya gidiyor ve o günden beri Suriye'deki iktidarı devirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Tüm röportajlarında Suriye'deki iç karışıklıklarda kendi parmağı olduğunu ilan ediyor. İktidarın devrilmesi için çalışıyorum. Suriye içindeki ve sürgündeki bazı muhalefet güçleriyle çalışıyorum. Bir sürgün hükümeti oluşturulmasını tartışıyoruz. Haddam aynı zamanda Suudi Kralı Abdullah ve Lübnan eski başbakanı Refik Hariri'nin de bacanağı. Batılı ajanslara göre Suudi Arabistan ve Ürdün'deki iktidarla birlikte Suriye'ye para ve silah sevkiyatını örgütlüyor. Muhalif 2, Ali Sadreddin Bayanuni. 1938'de Halep'te doğdu. 17 yaşında Müslüman Kardeşler Örgütü'ne katıldı. Hukuk eğitimi aldı. 1977'de Müslüman Kardeşler'in başkan yardımcısıydı. 1979'da Ürdün'e kaçtı. 20 yıl sonra Ürdün'den sınır dışı edildi ve 2000'de siyasi mülteci olarak İngiltere'ye yerleşti. Muhalif 3, Rıfat Esad. Beşar Esad'ın öz amcası. Hafız Esad tarafından Fransa'ya sürgün edilmişti. Bugün öz yeğenine karşı Fransa ile birlikte Suriye'nin altını kazıyor. Muhalif 4, Ferit Kadiri. 1954 Halep doğumlu. Önce Lübnan'a, sonra Washington'a göç etmiş. Finans uzmanı. 2001'de Amerika'da Suriye Reform Partisi'ni kuruyor, hedefini Baas yönetimini yıkmak olarak belirtiyor. Partinin Amerika'da 8, Avrupa'da 7 irtibat bürosu bulunuyor. 2009 Nisan'ında Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Özgür Suriye Radyosu'nu açıyor. Muhalif 5, Anas Alabda. 1967'de doğmuş, uzun zamandır Londra'da yaşıyor. Çeşitli küresel şirketlerde çalıştıktan sonra Adalet ve Kalkınma Hareketi'nin başında Anas El Abdah bulunuyor. Bu ad ilginçtir. Kargaşaya sürüklenen tüm ülkelerde ya muhalif bir partinin ya hareketin adı. Türkiye'den de önce FAS'ta ampul logosu kullanılarak kurulmuştu. Sonra Libya'da bu adla bir muhalefet oluşturuldu. Geçenlerde Mısır'da da yine bu adla bir parti kuruldu. Şimdi Suriye'de karşımızda. Hareketin adı Adalet ve Kalkınma. El Abdah 2005'ten beri sık sık Türkiye'ye gelip gidiyor. Sivil toplum buluşmalarında Suriye muhalefetini temsil ediyor. Müzik
26 Nisan'da Türkiye'deki iktidar yanlısı sivil toplum örgütleri toplantısında şöyle diyor. Türkiye'deki dostlarımız bize en büyük yardımı Suriye'deki rejime bir dur diyerek yapabilirler. Suriye muhalefeti içinde bir de Amerikan Senatosu'nda sık sık ağırlanan Kürt grupların liderleri var. Muhalifler bu kadarla bitmiyor. Batıya parmak kaldıran daha pek çoğu var. Ama burada sıralayabildiklerimiz bu kadar. Bu isimlerden bir kısmı 18 Mart'ta gelip Ankara'da gizlice 5 gün geçiren eski CIA Başkanı, yeni Amerikan Savunma Bakanı Leon Panetta'nın etrafına toplandı. Hareket için gerekli yol haritası çıktı, ardından Suriye'de kan akmaya başladı. Darbe mimarları İslami, milliyetçi, solcu kesimleri hedef aldılar. Facebook, Twitter ve SMS çağrılarıyla önce bir öncü grubu örgütleyip sokaklara saldılar. Hükümeti devirme oyununa başladılar. Daha önce söz etmiştik, bu oyunun videoları bile var. Oyunun kurgusunu yapan küresel odaklar. Peki ne istiyorlar? Küresel Çete'nin yayın organı Foreign Policy'de Tina Rosenberg yazıyor. Mısır, Milosevic'i deviren öğrencilerden ne öğrendi? Yazısında şu öneriyi yapıyor. Diktatörler hala yerlerini koruyor. O halde ne yapmalılar? Giderek artan sayıda birçok ülkede demokratik eylemciler için sorunun cevabı açık. Canvas'a başvurmalılar. Canvas, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleriyle CIA operasyonlarını kolaylaştıracak, Amerikan çıkarlarına uygun olmayan hükümetleri devirip yerine uygun olanları koyacak. Hatırlayın, eğer siz demokrasiye gitmezseniz, demokrasi size geliyor. Sokaklar kana bulandıktan sonra ülke iyice karışıyor, küresel basın işine gelen tarzda haberler yapmaya başlıyor. Mesela kargaşaya karşı çıkan milyonlarca kişinin Suriye bayrağıyla yürümesi haberlerde pek yer bulamıyor. Ama İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Derneği Başkanı Walid Safur her gün haberlerde yerini alıyor. En az 700 kişi öldürüldü. 5000 kişi tutuklandı. Bir asker kalabalıklara ateş açmayı reddettiği için idam edildi. Binlerce kişi Suriye'den kaçmaya çalışıyor. Bir sonraki aşamada batılı ülkelerdeki Suriye büyükelçiliklerinin kapısında protesto gösterileri düzenleniyor. Ardından uluslararası camianın sesi yükseliyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupalı siyasiler yakında Suriye'ye müdahale edeceklerinin sinyalini veriyorlar. Syria is now at a fork in the road. Suriye'de hükümet hala zaman varken ülkeye istikrar getirecek radikal reformlar yapma yolunu seçebilir ve bunu yapmasını tavsiye ediyoruz. Ya da baskıcı rejime devam etmeyi seçer. Bu kısa vadede hükümete güvenlik sağlayabilir. Ama bu durumda Avrupalı müttefiklerimizle birlikte gerekli önlemleri alacağımızı ve birçok kapsamlı yatırımlar için harekete geçeceğimizi açıklamak isterim.